Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Sunucu moderatörümüz Fatih Yılmaz ve yorumcular kralı, aynı zamanda profesyonel güreşin rockstarı Mehmet Dinler'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Hi guys. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hayat? Fena değil, yorucu. Beşiktaş yendi falan. Sen de Beşiktaşlısın Mehmet. O kısmı güzel. Ama geri kalanı yorucu. Ya biz böyle galibiyetlere alıştık artık. O yüzden çok... Daha dur, ilk defa gruplardan çıkmış Beşiktaş tarihinde. Rekor kırarak diyeceksin. Lütfen. Doğru. Fatih, sen Beşiktaş, üniversite vizeler bitti falan filan. Vizeler bitti, biz de bittik işte. Bizi de aldı götürdü vizeler, ne yapalım. Benim sadece yorucu, benim mutlu olacağım bir Beşiktaş'ım da yok. Oo, çok ağır konuşması Fatih'in. Şampiyonlar Ligi'nde namağlup grup birincisi olarak tur atlamış Beşiktaş diyeceksiniz. Lütfen şu sıfatları tam söyleyin. Al işte. Beşiktaş Bey diyeceksiniz falan. Bu şey yok, değil hayır mi ya? Bu yarım saat Brock Lesnar'ı anlatan Paul Heyman değil mi ya? Brock Lesnar'ın başarılarını anlatan. Şimdi başlayacak şey diye. Reigning Undisputed falan diye. Al işte. Al işte. Mehmet Dinler, sen Paul Heyman mağlup. Rekor kırarak. Sen bir Paul Heyman markı mısın, yoksa Vince McMahon fanı mısın Mehmet Dinler? Hemen böyle bir güreşe giriş sorusu yapayım. İkisinin de fanı değilim. İkisinin de fanı değilim. Peki hatta ikisinden genel olarak ikisinden birini seçecek olsan? Vince McMahon'ı seçecek. Peki izlemek için mi, yoksa hayır, hani genel olarak, yöneticilik olarak? Genel olarak. Abi yani şovda karakter olarak izleyeceksen Paul Heyman, ama şey yani hani diğer her şey için Vince McMahon. Şöyle bir şey sorayım o zaman. Shane McMahon mı daha tiksinç, Paul Heyman mı? Sorunun cevabını vermeye gerekeceğini sanmıyorum yani. Shane McMahon. O zaman hey. O zaman Fatih Yılmaz Kritorax'a sözü devrediyorum. Evet, ben de The Peeps adminime çok teşekkürlerimle SmackDown şovunu açıyoruz. Kevin Owens ve Sami Zayn şovu açıyorlar. Sami Zayn dans ederek gelmiyor bu sefer. Ciddi bir şekilde geliyor. Kevin Owens'la beraber. Bu sefer Kevin Owens promoyu başlatıyor. Diyor ki benim diyor Randy Orton'u diyor yenmem gerekiyordu. Ben de bunu kafaya koydum ve yendim diyor. Seyirciler işte böyle çıldırıyorlar, bağırıyorlar. Sami Zayn de şey yapıyor. Bir susun da 2 dakika dinleyeyim, şurada bir laf anlatıyoruz falan diyor. Sonra işte Orton'a gömüyorlar. McMahon'lara çok gömüyorlar. Bu arada tabii Sami Zayn ringden iniyor bu sefer. Diyor ki işte geçen hafta biliyorsunuz ring kenarından banlı bir maça girdiler. Yasaklı bir maça girdiler. Ve Sami Zayn saldırdı. Sami Zayn şey McMahon'la dalga geçercesine işte burası ring kenarı, burası Tantron dediğimiz bölge, burası rampa falan diye anlatmaya başlıyor. Kevin Owens ringde itti, yalnız bırakıyor ve bu sırada Randy Orton arkadan gelerek RKO vuruyor Kevin Owens'a. Sami Zayn neye uğradığını şaşırıp arkasını dönüyor. Arkasından da ekran tarafından da Shane McMahon geliyor. İşte diyor benim size kişisel olarak bir garezim yok diyor. Olayın devamında da diyor ki sen diyor bu akşam diyor Randy Orton'la maça çıkacaksın main event'te. Ve diyor ki ayrıca Clash of Champions PPV'sinde de Owens'la Zayn vs. Orton'la Orton'un istediği bir güreşçi maçını duyuruyor. Acaba kim? Acaba kim? Finalde öğreneceğiz. Diyor ki istersen diyor bu akşam main event'te Owens'ı da yanına al diyor. Hatta ben getiriyorum Owens'ı yanına diyor. Ringlerine kelepçeliyorum diyor. Zayn düşünüyor. İşte Shane McMahon'ın müziği çalıyor. Hemen vermiyorum sözü. Bir arka alan segment daha var. Onu da vereceğim. Arka alandayız. Owens boynunu tutuyor işte, çok sağlam arkıyor, satıyor. Hani benim içim acıyor. Şey diyor Owens, ben diyor ring kenarından yasaklı mıyım diyor. Herhalde bilincini kaybetmiş, kayfabesi uyguluyorlar orada. Yok diyor, hayır diyor, yasaklı değilsin. O zaman diyor bir plan yapalım falan diyor. Tabii Sami Zayn bunu anlatıyor. Owens da triplere giriyor diyor. Ben Daniel Bryan'la görüşmeye gideceğim diyor. Burada bir
gül koyuyoruz. Kevin Owens Sami Zayn segmentine. Şimdi birinci sorum. Shane McMahon'ın söylediği bu sizinle içeri huzur muhabbetini nasıl ki Shane McMahon'la Randy Orton ilişkisinin birden gelişmesini yine bir Orton McMahon işbirliği olarak mı yorumluyorsunuz yoksa Orton sadece geçiştirmelik olarak mı kullanılıyor? 3. Şu an haberlerde çok yoğun olarak dönen Shane McMahon heel turn hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir Randy Orton sever olarak ilk sözü Mehmet Dinler'e vermek istiyorum. İlk sorunu tekrar alabilir miyim? İlk sorum şu Shane McMahon'ın benim sizinle kişisel bir derecim yok demesi hakkında ne düşünüyorsun? Yok var. Yani, normal bir şey söylemez de hani bunu kim yapsa onu şey yapardım diyor hani ona bu cezayı verirdim diyor. Ama bütün bunlar sonuçta kişisel garezden ortaya çıkmış şeyler yani saçmalamanın da lüzumu yok. Onun dışında yani Randy'nin bu feud'da geçiştirmelik adam olarak değil ama şey yani hani ya sonuçta adam hala SmackDown'ın en güçlü isimlerinden biri ve kullanmasından daha normal ne olabilir yani? Yani kemer feud'una da atamayacağına göre. Shane McMahon'ın heel turn konusunda da ya bence şu anda heel zaten yani. Diyorsun. Yani yaptığı her şey heel'lık şu anda yani. Uğragül. Ya Mehmet'in dediği pencereden bir bakış açısı sunayım. Açıkçası ben şu an SmackDown'da Destroyer heel'ın olmayışının çok büyük sıkıntılar yarattığını düşünüyorum. SmackDown'da her segmenti izlerken hadi her segmenti boşver. Her segment denmez de. En büyük segmenti izlerken SmackDown açılışını izlerken abi böyle bir baharat eksik anladın mı yani? Böyle sanki hani bir çok güzel bir kadının şeyi yokmuş gibi, memesi yokmuş gibi yani. Bir şeyler eksik. Ya bir en güzel tabloda sanki boya yapılmamış gibi, yağlı boya yokmuş gibi yağlı boya tablosunda. Vesaire örneklendirilebilir bu. En basit yani YouTube'da yüklediğimiz zaman Raw açılışı 15 bin 20 bin tıklanıyor. SmackDown açılışı 4.000-5.000 tıklanıyor. SmackDown'un çok büyük sıkıntıları var kadro konusunda ve hani bu nasıl değerlendirilebilirin peşindeler. İşte Shane McMahon sokulmaya çalışıyor. Randy Orton bir şekilde dahil edilmeye çalışılıyor. Vesaire vesaire uzuyor olaylar. Fakat hani seyredilmesi düşük. Seyirci zevki düşük. Neden düşük? Az önce bir şey dedim Mehmet Dinler. Zaten yıl gibi. Yaptığı her şey yıl gibi. Çünkü sürekli bir heyecan arayışında WWE senaristleri, kısıtlı karakterlere sürekli uç senaryolar yazılıyor. İşte o kovuluyor, oradan Brian tutuyor, kovdurmuyor vesaire gibi. Yani SmackDown'ın en büyük eksikliği bence bir Destroyer heel. Ama bu parantezi genişletilebilir bir konu tabii ki. İlerleyen segmentlerde konuşuruz. Sen ne düşünüyorsun bu arada? Maharaja var ya. Ya Maharaja evet. Bugün şovda var mıydı? AJ Styles da yoktu ona bakarsan. Ya hayır bugün şovda var mıydı Maharaja? Yok. Yok. Yoktu yani. Demek istediğim şey Maharaja varlığında da yeteri kadar bunun olmadığı zaten de. Neyse öyle. Fatih'in düşüncelerini merak ediyorum. Kevin Owens ve Sami Zayn arasındaki promo kalitesini çok iyi buluyorum. Çok uyumlular hani birbirleriyle resmen mimikleri, jestleri, her şeyleri konuşuyor. Bunun haricinde Randy Orton'un duruma dahil olması hakkında bence hani bir Randy Orton'dan daha iyi kimse olamaz. Yani mesela buraya yani ben şu an Shane McMahon'ın Triple H'ini Seth Rollins Triple H feyduğunda Triple H'in Samoa Joe'su olarak görüyorum. Öyle söyleyeyim. Hani böyle tam yani Destroyer demeyeceğim de hani tam böyle kirli işleri yaptırmalık hani kafaya vur diyecek adam yani Randy Orton. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada ben Shane McMahon'ın heel olduğuna inanmıyorum. Hani heel olmak derken de böyle Daniel Bryan'a posta çekecek. Seni de şey yaparım bunu da şey yaparım. Hadi git lan falan diye böyle kovacak gibi bir şeyle heel turn yapacağını düşünüyorum ki bunun da yüksek ihtimalle George'la beraber Clash of Champions'la beraber olacağını düşünüyorum. Yani segmentle ilgili yorumlarım bu kadar. Numan sen konuşacak mısın? Abi
Şeyde değil mi tam da? X yapmayacağız değil mi? Onun evet. Kurması. Senin çevirdiğin. Abi. Neyse laf tutma şimdi. Abi. Ya. Böyle söyleyeyim size. Bu Kevin Owens'ın da Sami Zayn'i çektiğin ne arkadaş ya? Ne çekiyor bu adamlar ya? Abi yeter ya. Vallahi yeter ya. Bir yaptığı yok, öyle yok, şöyle yok, böyle. Abi ben bu şeyinden çok mutluyum. Sıkıldım ben bu şeyinden yani. Artık heel mi oluyor yoksa ne yapacak? Şey mi kovuyor? Brian'ı mı kovuyor? Kovarsa kovsun da şu adamları artık rap bıraksın ya. Vallahi rap bıraksın yani. Ha bu arada. Abi Sami Zayn'in bu heel olduktan sonraki yüz ifadesi falan çok çok iyi olmadı mı ya? Adam gülüyor sanki böyle her şeyle böyle dalga geçiyor böyle. Her şeye gülüyor. Ben çok beğeniyorum bu hallerini onu. Yani yine salsa diyeceğim tek şey, Shane bizi sal. Shane bizi sal. Evet, var mı başka konuşmak istediğiniz bir durum bu segmentle ilgili? Geçeyim mi? Yok. Evet. Ringe geçiyoruz buradan. Kevin Owens'la Sami Zayn'in arkalandaki konuşmasından sonra Rusev ve Aiden English. Aiden English şarkıya başlıyor işte, bize bir gün değil her gün Rusev Day falan diyor. İkinci Rusev Day derken hatta Rusev çıkartıyor, tişört falan gösteriyor. Rusev'in bu babyface tavırlarını oynayabileceğini hiç düşünmezdim bu arada. Adam baya baya oynuyor yani. Sonra New Day bunları bölüyor. New Day ile ikisi maç yapıyorlar. Bu sırada maçın sonuna atlıyorum hemen. Kofi iplerden destek alarak atlayacakken Rusev dengesini bozuyor. Ve Kofi'nin boynuna finisher'ını yapıyor. Şu anda da aklıma gelmiyor şey. Bu yan tekme vuruyor ya. Onu yapıyor ve tuşa gidiyor. Rusev ve Aiden English maçı kazanıyor. Rusev ve Aiden English'i nasıl buluyorsunuz? Maçı nasıl buldunuz? Numan'cığım senden başlayalım. Abi ben Rusev'in artık şu şirkette bir kemer alması yani. Abi yine de kemer halinde bir kemer almasını istiyorum ya. Bu da tek teamle başlayabiliriz yani gayet de. Ki abi Rusev şu anda Rusev'de olayıyla ben başlarda ben hiç yanmıyordum da şu an acayip derece destek alıyor. Ve kendimi çok fazla sevindirdi ki ben zaten kendisinden çok seviyorum Rusev'i. Umarım iyi olur ya. Umarım yani. Abi çok acayip güzel babyface oynamıyor mu ya? Abi adam her şeyi oynuyor ya. Sıkıntı orada. WrestleMania'yı tankla basan adamdan bunu bekler miydik abi? Ne beklerim diyeyim? Abi ben yaparım yani. Abi, Rusev abi şeyden sonra Total Divas'taki hallerinden sonra ben beklerim yani. Ben Total Divas'taki abi adam orada sadece geziyor. Abi sadece adam bir donla geziyor. Üstünlük yok abi. Tam bir şapşik orada ya. Valla ben hastasıyım yani Total Divas'taki şeyin Rusev'in. Abi şey değil mi ya bak internette segment de bekleniyor WWE'nin resmi kanalında. Ben bir tane segment görmedik, birisi üstünde bir şey olsun. Yok yok. Hele şey abi yani Lana bütün şey arkadaşlarını toplamış mutfağa falan. Rusev orada gene çıplak. Neyse müthiş segment. Şey. Segmente dönelim. Dinler senin yorumların neden segmentle ilgili? Ya Rusev'lerin de maça buradan sonra da hemen maça katıldıkları zaten açıklanıyor. Buradan sonra mı açıklanıyor hemen? Ha yani şey üzerinden hani maç kart üzerinden açıklanıyor yani öyle şey bir şey yok. Hani maça katılmaları çok güzel oldu. Yani biz şey bekliyordum ben hani feud bekliyordum Rusev ve New Day arasında yani Rusev, Aiden English ve New Day arasında. Direkt böyle bir şeye bağlamaları iyi oldu. Clash of Champions'a biraz şey heyecan katmaya çalışıyorlar. Ya işin ilginci buradan kemerle çıkabilir Aiden English'ler ya hani. Bu arada ya Rusev tamam eyvallah da abi Aiden English yani müthiş. Müthiş adam ya. Bir şey söyleyeyim mi? Simon Gotch yeni ismiyle Simon Green eğer yollanmasaydı bence bu adamların geleceği parlaktı. Değildi. Ya yani şeyleri çok kötüydü ya. Gimlikleri çok kötüydü. İkinci bir Ascension vakası mı izlerdik diyorsun? İzliyorduk zaten. Evet. Buğra Gürsen'in yorumlarını alayım. Sonra ya, bir soru daha soracağım. SmackDown takımlar şampiyonluğu divizyonunda Clash of Champions'a 8 kişili takımlar maçı belirlendi. Doğru mu? Evet, evet doğru. Ya benim favorim açıkçası bu maçta ne New Day ne de Aiden English, Rusev. Ben biraz Benjamin ve Chad Gable ikilisine odaklanmış vaziyetteyim. Zira aynı zamanda Uso New Day'in yarattığı o heyecana ben ortak olabilecekleri kanaatindeyim bu ikilinin. Biraz divizyon açısından bakayım, konuyu genişleteyim istiyorum. Maçın da açıkçası Rusev yönünde değerlendirilebilecek çok bir tarafı yok. Aiden English, Rusev. Hani sizce Usolar New Day varken
Şampiyon olabilir mi? Bence zor biraz. Onun için sadece fani segmentlerde yer alacak gibi duruyor bu ikili. Yani var. Ya var, bence mutlaka var. Mutlaka var. Ama hatta ben şunu hayal ediyorum. Abi Rusev İngiliz'in kazanıp üzerine Brizengo ile Feud'a girdiği bir tek team divizyonu yok, hayal ediyorum. Yok bak ya, bu çok kalabalık bir divizyon ama. Bu çok kalabalık divizyon. Bu kadar ismi arkada tutmaları biraz zor. Yani ya abi New Day istediğin gibi tutarsın arkada. Adamlar resmeye de maç çıkarmadı ya. Abi sunucu oldu işte. 3 tane segmentte gözüktüler arka alanda. Tamam işte, New Day'i demek ki başka şekillerde de kullanabiliyorsun. Aynı şey Usolar için de geçerli. Yani şeyle Feo'da sokarsın işte. Bludgeon Brothers'la Feo'da sokarsın onları. Ha bir de Bludgeon Brothers da var bence, yani bu divizyonda. Bence yani Jinder Mahal'e yapılan hata burada yapılmayacak. Ne yaptı diyeceksin. Şunu yaptı. Jinder Mahal'e hiçbir kemer verilmeden direkt divizyonun en yüksek kemerine soktular ya adamı. Bence Bludgeon Brothers'a bu yapılmayacak ve bir Usos'la veya New Day'li bir Feo'da bekliyorum ben Royal Rumble'da. Ben mutlaka yani, mutlaka. Şüphesiz. Bu yüzden hani New Day gibi duruyor hani face heel kavgası gibi. Gerçi onların da daha heel mi face mi olduğu da tam belli değil de neyse. Ama Usolarla olurlarsa bence çok acayip olur yani. Ben yani Usoların burada kemer kaybedip New Day'in alamayıp Rusev Aiden English veya Benjamin Gable ikilisinden birinin alabileceği bir senaryo düşünüyorum. Buradan Usolarla Bludgeon Brothers feud'a girer. New Day zaten takısı kafasına göre. New Day artık yapacağını yaptı yani bu şirkete. Adamlar gelirlerin %25 adamlarda yani. Maçı çıkmasalar da olur, onu demek istiyorum. Yani o ikili arasından kimi kazanmasını isterim. Ben Rusev Aiden English'i isterim. Çünkü bu iki adam da bence artık bir kemer galibiyeti hak ediyor yani WWE'nin ana kadrosunda. Özellikle Aiden English yani tek kaldıktan sonra adamın yaptığı inanılmaz ya. Seviyeye gelmesi. Yani. Hastasıyız yani. Aslında Gürken düşüncesini söyledi. Ben de söyledim. Burada aslında size soracağım ikinci soru da buydu. Sizce Clash of Champions'taki maçta ne olur? Dinler. Yani ben Aiden English Rusev'i şu an için favori görüyorum. Ya ya onlar ya Gable Benjamin yani. Usolar da şeyden çıkacak hani yani. Onları da bu kadar dominant bir halden sonra kemerden kurtarmak için hani böyle bir şey. Çoklu maç iyidir yani. Norman? Abi Utolar'ın kemeri kaybetmesini demiyorum ama yani abi Rusev'in ve Aiden'in geçtiği kemeri almak istiyorum. Şu an çok ikilemdeyim ya. Yani ne diyeceğimi hiç bilmiyorum yani. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Deme o zaman. Evet. Mantıklı. Şimdi hepimizin en çok konuşmak istediği, merak ettiği segmente geldi sıra Hype Bros'un dağılması. Evet. Hype Bros'un dağılmasıyla ilgili bir klip seyrediyoruz. Ardından arkada Mojo Rawley var. Diyor ki Zack Ryder beni aşağı çekildi. Zack Ryder sakat olduğu zaman ben gittim Andrew the Giant Battle Royale'ı kazandım. Yanımda kimse yoktu. Sonra geldi ve yine işte bizi aşağıya çekti. Ben bir süperstarım diyor, gidiyor Ajder kliplerinde. Burayla ilgili bir yorum var mı? Ya ondan segmentten ziyade Ryder'ın sonradan attığı tweet harikaydı yani. Aynen. İki adam var. İki WrestleMania anı var. Bir tanesi tek başına merdivenin tepesine çıkıyor. Ben. Bir tanesi de var. Ünlü arkadaşlarından kazanmak için yardım istiyor. İşte Rowley demişti. Haklı da abi, Mojo Rowley'den olmaz yani. Heel olmaz. Yok öyle bir dünya yani. Ama yapıyorlar. Dayanamıyorlar, yapıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Peki Zack Ryder yapsaydı bunu sizce daha yerinde mi olurdu? Yani Mojo Rowley kısaca hani eline verir, sonra da yani böyle ortalama bir face olarak hayatına devam ederdi. Ya yani Mojo Rawley iyi bir face güreşçi. Evet. Var mıdır başka yorum? Yani Mojo Rawley'nin ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu izleyecek kadar bilgiye yorumlayabilecek kadar izleyemedim. Bu bilgiye sahip değilim doğrusu, fakat Mojo Rawley kendini gösterme fırsatı bulacağı alanlara sahip oldu. Fakat bugüne kadar hani o parlamayı kendisinde fark edemedik diyelim. Mehmet öyle dediğine göre biz fark edememişiz. Ya hayır. Şöyle iyi bir güreşçi demiyorum. İyi bir ring içi performansı var demiyorum. İyi bir face güreşçi. Niye abi? Çok iyi reaksiyon alabiliyor çünkü.
seyirciyi coşturabiliyor mu? Coşturabiliyor. Yani ortalama feyutlarda falan kullanılabilir. Zaman zaman bir günlük birkaç aylık mid Carter kemerleri verilebilir ya da başka bir takımla kemer kazanabilir. Yani reaksiyon almak abi, yani seyirciyle etkileşim, seyirciyle etkileşim de be, evet. Bu yüzden iyi bir face güreşçi diyor. Sevdiğimden değil yani. Normal. Abi ben Moj hakkında konuşmak dahi istemiyorum abi. Bu olay niye yaşandı, niye oldu? Hiç bilmiyorum. Keşke Zack Ryder heel oynatıyordu abi. Bu adama heel olmak hiç yakışmadı abi ya. Bu ne abi? Bildiğin geldi, Ajda gibi trip attı gitti. Ne anlarım ben bu işte. Yanlış mıyım abi? Doğrusundur. Yanlışsın diyemeyeceğim ama doğrusun da diyemeyeceğim. Neyse. Geçiyoruz arkadaki kadın dırdırına. Kadın dırdır dememin sebebi Eren böyle başlık atmış. Eren yaktın bizi, feministler basacak kanala. Neyse. Arkada Daniel Bryan var, yanında tüm kadınlar toplanıyor, bağırışıyorlar, çağırışıyorlar. En son Daniel Bryan şey yapıyor, ne derler ona? Posteri koyuyor, diyor ki tamam diyor, Flair Natalya maçını diyor, Clash of Champions'ı diyor, Lamborghini turuna çeviriyorum diyor. Var mıdır bununla ilgili bir yorum? Hani ne düşünüyorsunuz bu Lamborghini maçı? Acaba olası bir Karma ile Cash'in yine yol açabilir mi? Veya tarihin ilk kadınlar Cash'ini başarısızlıkla sonuçlanabilir mi Ruby Riot ve tayfası yüzünden? Neler düşünüyorsunuz? Burası konuşmamız gereken önemli bir konu. Burak ya. Gür. Ya ben burada son yorumu yapayım. Tamam Mehmet dinle, buyur. Ya şöyle bir şey olabilir. Ya birincisi bir kere şey, amaç şu. Gittikçe sıkıcılaşan bir şey ve insanların Survivor Series'den sonra da çok bir umudu yok Clash of Champions'tan. Olabildiğince kalabalık tutmaya çalışıyorlar işte. Nereden çıktığını anlamadığımız çoklu maçlar, triple threat maçlar falan. Hani o dosyalara da geleceğiz. Hani şey işte diyorum Fatal 4 Way Tag Team maçı falan çıkarıyorlar. Bu maç birebir ve şey hani yani sıkıcı olacaktı. Hani insanlar Natalya Charlotte'ı seviyorlar da o ikisinin maçını ben bir türlü sevemedim. Ben sevemedim. Neyse. Lumberjack heyecan katacaktır işin içine. Evet yani niye yani Lumberjack olay çıkar çünkü Lumberjack'te. Evet. Çıksın da güzel. Ya Carmela ile ilişkisi de Carmela'nın şey yapacağı zaman Cash'in yapacağı zaman şeyin izin vermemesi, Riot Squad izin vermemesi ya da tam tersi Riot Squad sayesinde Carmela'nın Cash'in yapması şeklinde işler tezahür edebilir diyorum ben. Yani Riot Squad'ı oraya getirenin Carmela olabileceğini iddia ediyorum burada. Aldınız mı inceyi? Aldık. Onunla ilgili de bir segmentimiz vardı ama neyse. Evet. Norman? Abi ya benim anlamadığım bir olay var bak. Şunu söylemek istiyorum. Abi bu kadınlar yani bir tarafta işte Ruby Riot, öbür tarafta diğer kadınlar işte hepsi kemer için maçı isterken Daniel Bryan'ı Lumberjack'e çevireceğim dediği anda bunlar niye tav oldu abi? Yani nasıl bir anda kandılar? Ben onu çok merak ediyorum. Niye kandılar yani? Lumberjack deyince lan ne oldu acaba? Biz de maça... Bir de kardeşim Nia Jax'in Enzo'ya aşık olduğu bir şirkette konuşuyoruz. Allah aşkına senaryo şeyi konuşma burada ya. Ya Nia Jax Enzo'ya da çok fazla yükleniyorsunuz. Yüklenmeyin. İyi bir ikili onlar. Tamam değil. Abi iyi olacak değil mi öyle değil mi? En azından... Love wins tamam mı arkadaşım? Love wins yani. Abi bir şovun sonunda sana bununla ilgili söz vereceğim dinler. Çok merak ediyorum görüşlerini. Dur. Yani devam edin. Her neyse abi yani bana kalırsa bu maçın içinde bir kaos çıkacak ve bu kaosun ortasında Carmel ortadan kaybolacak. Ama maç sonunda Cash'in yapacak gibi geliyor bana yani. Artık yani kemeri artık o çantayı kullanacak abi. Kemeri dalacak diye düşünüyorum ben artık yani. Bir şekilde oradan abi sıyrılacak o. Gidecek Charlotte abi yapacak Cash'ini. Alacak kemeri gidecek öyle düşünüyorum ben artık. Çünkü artık yapması gerekiyor Cash'ini yani. Şey Carmel Hanım. İki zamanda geldi. Ben bunu düşünüyorum abi. İnşallah Cash'in görürüz. Umarım başarısız olmaz. Çünkü ilk kadınlar çantası. Umarım başarısız olmaz. Bakalım hayırlısı. Yani siz Carmella'nın siz ana kemer seviyesinde gerçi seviyeden de bahsedemeyiz ama ana kemer taşıyabilecek bir profesyonel güreşçi olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anki WWE nizamında. Evet. Şu anki evet. WWE nizamı ibaresini eklersen taşır. Ama genel olarak taşıyabilir mi? Hayır. Tartışılır. Abi ben şu anki nizamın da altında olduğunu düşünüyorum. Zaten şunu düşünüyorum. Bence bu James Edward geyiklerine de sırf
Hani biraz alışsın, şey yapsın diye beklediler. Ya pek de alışmış gibi gözükmüyor yani bana. Eline yüzüne bulaştıracakmış gibi gözüktürüyor. İnşallah yenilirim. Allah bir şey diyeyim size. Ben Alexa'nın ilk kemeri aldığında, yani Alexa ilk kemeri aldığında ben de öyle düşünüyordum. Ama sonra kadın bizi yanılttı. Şu an yani çoğu kişi kadının fanı oldu. Yani belki de Carmella da bizi öyle yanıltacak. Bilemeyiz yani. En azından görmemiz gerekiyor. Ya biz görüyoruz, 8 aydır görüyoruz Carmella'yı. Hatta 1 yıldır görüyoruz. Yani Nikki Bella... Carmella'yı başarılı olurken hiç görmedin ki. Nikki Bella... Kadın şansı aldığında bir de kaybediyor. Abi şöyle bir şey var bak. Yani erkek güreşçileri tamam ana kemer seviyesine çıkmadan önce görme şansına sahipsin. Başarılı olup olmadığını, bunu kaldırıp kaldıramadığını görme şansına sahipsin. Şeyde böyle bir şey yok ki kadınlarda. Yani Nikki Bella failed'unda. O yüzden herkes kemerle bir posta denenebilir orada. Nikki Bella failed'unda Carmella'yı seyrettik. Birebir maçta da seyrettik. Mikrofon performansında test ettik. Yine üst düzey promolarda nasıl yeteneklerinin olduğunu da anladık. Ben buna binaen söylüyorum. Eğer Alexa Bliss gibi bir şampiyon izleyeceksek olabilir. Ama Carmella'nın karşısında Charlotte Flair olacak. Yani aynı şeylerden bahsetmiyoruz Mehmet Dinler onun için. Eğer ki hani abi Charlotte'ın karşısında kendini kanıtlamak yani şeyin karşısında da bu arada hani Bayley ve Sasha vardı yani. Ya Bayley güreşmiyor ki abi, uzun süredir güreşmiyor. Abi şey yani performansından bağımsız olarak Bayley geriye atan Alexa Bliss'tir ya. Artık bunları tamam, söyleyelim abi, yani bunları konuşalım. Benim demek istediğim şu. Sasha vardı. Kaldırabildi. Onu diyorum. Ben Charlotte Flair'ın açıkçası Bayley gibi iki hareketle üst üste 5 maç 10 maç bitirileceğini düşünemiyorum. Kabul etmez yani bunu Charlotte. Çünkü Charlotte... Carmella'nın iki hareketi yok ki abi. Hayır. Bayley kabul etti. Alexa Bliss karşısında iki hareketle maç bitirmeyi kabul etti. Çünkü karşısındaki Alexa Bliss'in de iki hareketi vardı. Çünkü şampiyon Alexa Bliss'ti ve Bayley 5 hareket yaparsa Alexa Bliss'in şampiyonluğunun anlamı kalmayacaktı. Demek istediğim şey farklı. Eğer Charlotte Flair 10 maç üst üste 2 hareket kabul ederse Carmella çok büyük şampiyon olur. Ama ben bunun yaşanmayacağını düşünüyorum. Bakış açımı anlamaya çalış. Yani Buğra Gür de şunu diyor. Ben bir özet geçeyim. Diyor ki Charlotte ezle bu feyutta ilerlemez diyor. Carmella'yı tokatlar bu feyutta karşısına gelirse, eğer tokatlamayacaksa da bu feyuda girmeyi kabul etmez diyor. Oo bir kere Charlotte'ın kabulüne göre hiçbir şey ilerlemiyor bu şirkette abi. Geç onu. Ne? Ben yani. Doğru mu anladım seni? Ben gibi. Ya hayır, ring içinde ezilmekten bahsetmiyorum. Sen Charlotte Flair'a bir maçta iki hareket yaptırıp o maçı bitirirsen Charlotte Flair'ın karakteri kalmaz yani. Hadi Bayley'i hak dedin, diğerine patron dedin. Orada bir şeyler yaptın, Alexa Bliss'i büyük şampiyon yaptın. Küçülttün diğerlerini. Bir karaktere sığdırdın, gimmick'e sığdırdın, arada, küçülttün. Çok farklı şeyler. Charlotte, bence Alexa Bliss büyütülmedi bak. Alexa Bliss büyütülmedi, yanındakiler küçüldü. Ben de onu söylüyorum. Orada çok güzel. Carmella'nın büyümesi ya Carmella büyüyecek bu. Ay Carmella ha onu olması. Diyorum ben de. Carmella ya da Charlotte küçülecek. Ha. Charlotte küçülmeyi kabul etmez. Ha evet aynen öyle diyorum. O zaman Carmella'yı büyütürsün. Abi Carmella'nın büyüyebilecek yeteneği yok. Nasıl yok abi? Nikki Bella'yla Feud'unu geçen sene izleyen açın bakın. Ya Night of Champions. Ben de sana şunu söylüyorum abi. Ben de NXT'de Carmella'yı izledim ve bu kadın çok iyi şeyler yapabiliyor abi. Evet. Pekala. Ama şuna da bir parantez geçiyorum. WWE'nin ana kadrosunda hiçbir zaman NXT'deki yetenekler alınıp %100 kullanılmıyor. Hani çok Clown Fest'te bir yere doğru gireriz eğer Carmella bu kemeri alırsa, izleyip göreceğiz. Geçiyorum. Geç. Evet. Arka alandayız. Bobby Roode var arka alanda. Corbin geliyor yanına.
Corbin işte konuşuyor, diyor ki benim diyor matematiksel olarak diyor %50 şansım vardı, artık %33 oldu diyor. İşte böyle bunlar matematiksel bir hesaplar falan yaparken Ziggler geliyor. Ziggler bu arada. Ziggler geliyor yanlarına. Diyor ki işte diyor herkes diyor büyük ihtimalle neden buraya eklendiğimi merak ediyordur diyor. Sonra açıklamaya başlıyor diyor. Ben diyor iki kere diyor dünya şampiyonu oldum diyor. 5 kere diyor işte kıtalar arası şampiyon oldum diyor. O omzumdaki kemeri de kazandım diyor. Sonra Baron Corbin'e dönüp şey diyor. Hatta ben diyor çantamı başarılı kullanmayı bile başardım diyor. Sonuç olarak diyor ben bu maça girdiğimde ikinizin de matematiksel olanları sıfıra düşüyor. Boşuna tartışmayın diyor ve gidiyor. Biz de diyoruz ki yav he. Evet kesin yaşanmıştır bu diyoruz ve geçiyoruz. Tuş olmak için giren bir adama göre fazla iddialı sözler. Evet. Bludgeon Brothers. Ya bu arada Gür sen yorum yapacak mısın? Herkes yorum yaptı ama. Ne konuda? Ya Ruth şey Ruth şey maçından sonra Corbin maçından sonra yapar. Ha. Hepimiz tamam. Ondan sonra. Hayır hayır. Az önce tamam geçelim dediniz de ondan sustum. Yok Ruth Ziggler Corbin arka alanda konuştu ya onu diyorum. Tam ama geçelim dedin ya ondan sustum zaten. Maçtan sonra konuşmuş. Evet. Bludgeon Brothers geliyor ringe. Hemen ringe dönüyoruz. Şey var. Jabber Team var. Vura vura deşe deşe öldürüyorlar. Bu Bludgeon Brothers birbirini falan dövüyor yine ringde. Garip bir takım oldular. Bludgeon Brothers ilerleyişini nasıl buluyorsunuz? Sizce SmackDown takımları için bir tehlike arz edecek mi WrestleMania'ya kadarki dönemde? Ya ben WrestleMania'da çoklu takım maçı beklediğim için oraya katılacaklardır muhtemelen. Ama o zamana kadar önce bir Usoları falan bir tokatlayacaklardır muhtemelen. Yani abi takım güzel. Takım mis yani. Ring içi şeyleri zaten uyumlarını zaten hepimiz biliyoruz adamları. Yani ben bu birbirlerini tokatlayarak gaza getirme olayını da sevdim. Arada biz de yapalım birbirimize. Özellikle Gül'le senden onu bekliyorum bak. Ya biz her gün hayır. Yapıyoruz onu. Yani size gösterir miyiz ama hayırlısı yani. Eyvallah. Numan? Abi Bludgeon Brothers'ın böyle abi ne zaten böyle umarım hani şey yapmazlardı abi her seferinde böyle bir abi takım böyle ortaya koyduklar ama böyle işte birkaç hafta önünde böyle şey koyuyorlar işte ne bileyim Cumhur takımı falan koyuyorlar. Yani bunlar hiç etkilemiyor yani. Hype kasıyorlar, manazı kasıyorlar. Yani bunlar adam akıllı feyada girdikleriniz zaman aslında belli bunun olacakları. Ki takım falan normalde. Ki Mehmet'in dediği gibi büyük abi Usolara abi işte Road to WrestleMania döneminde Usolara erecekler ki öyle maça eklenecekler gibi geliyor ama kemeri alırlar mı orası şüpheli. Biliyorsunuz çünkü şirketin sahibi hala Vince McMahon. Ne alaka? Adam yetenekli adamlara kemer vermiyor kardeş o yüzden diyorum. Tabii şey hiç Usolar hiç yetenekli değil değil mi? Onu demiyorum canım sırf hani ben genel olarak. Yetenekli adamlara kemer vermiyor dediğin ve bizim tartıştığımız divizyonda kemerin sahibi Usolar yani. Üzgünüm adamlar ben. Saf yetenek. Usolar yetenek mi? Usolar'da sıkıntı yok. Hani. Olmaz, olamaz zaten. Sen kimsin Usolar'la sıkıntı yaşıyorsun? Yalnız, yalnız Usolar beni de etkiledim. Ne oluyor hayırdır? Sen kimsin Usolar'la? Laf etmeyeceksin. Lan niye bana yürüyorsun? Lan niye bana yürüyorsun? Usolar'ı da ben çok seviyorum. Lan bana niye yürüyorsun? Devam edelim. Yani Bludgeon Brothers şey kaptan sonra Bray Wyatt'la birleşir. Daha da diyecek hiç bir şey yok. Sanmıyorum abi. Ya, sanmıyorum. Neyse tamam. Peki. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi mistik bir şey geldi aklıma. Acaba bu Bray Wyatt'la birleşme hikayeleri, bu Bray Wyatt bunların böyle beynini yıkayıp siz eskiden bana aittiniz. Daha 2 sene önce yaptı onu ya. 2 sene önce de ayrıldılar. Hatta bunlar 2 defa ayrıldılar. Bir defa da değil. Toplamda 3. ayrılışları. Öyle yaptı adam, ya. 2 defa isim değiştirip farklı bir takım oldular. Bu iyi. Yani Luke ve Eric isimlerini de attılar yani bu sefer. Bu olay bayağı ciddi gözüküyor. Harper Rowan diye çağırıyorlar adamın adı. Ben mistik sahneleri seviyorum yani. İnşallah olur. Yüz. Ne diyeyim? Bakalım. Evet. Clash of Champions'daki Birleşik Devletler kemeri maçımızın iki ismi Baron Corbin ve Bobby Roode linkte. Maçlarını yapıyorlar. Spiker koltuğunda Ziggler var. Konuşuyorlar falan. Maçın en sonunda Roode ve Corbin birbirlerini clothesline ile yerlere seriyorlar çamaşır ipi hareketiyle. Ziggler arkadan geliyor. İkisine de birer zigzag vuruyor.
Sonra gidiyor. Bu kadar. Maç hakkındaki düşüncelerinizi istiyorum. Clash of Champions'daki düşüncelerinizi istiyorum. Bir hafta dizilişlerinin bu feyuttaki durumu değerlendirmenizi istiyorum. Ve ilk sözü Burak Güre veriyorum. Valla Clash of Champions uzun süredir WWE'de izlemeyi düşünmediğim ilk pay-per-view. Gerçekten hiçbir maç heyecanlandırmıyor. Buradan genel bir Clash of Champions değerlendirmesine girer gibi oldum ama Bobby Roode, Dolph Ziggler, Baron Corbin maçı da hani tempo olarak çok düşük olacaktır zaten. Üçü de çok ağır güreşçi. Ziggler hani biraz hareketli gibi gözükse de bu ikisinin ağırlığına uyum sağlayacaktır. Çünkü Ziggler karşıdaki tempo belirleyen güreşçinin eğer tempo belirleyebiliyorsa ona uyum, ona aynı zamanda o paralelde temposu artan bir isim. Fakat karşıdaki ağırsa mesela Sheamus'la olan maçları gibi sıkıcı bir maç olacak ve Clash of Champions hakkında da olumlu şeyler düşünemiyorum. Bir özet bakarım merak ettiğim maçlara. Onun dışında sonuç eksenli, odaklı artık 2017'ye WWE pay-per-view'ları açısından da veda etmiş oluruz. Onun dışında Birleşik Devletler Şampiyonluğu divizyonu hani silik bir modda geçiyor. Çünkü kemerin etrafındaki isimler fark yaratma konusunda birbiriyle bir bütün olamadılar. Biri çok büyük bir karakter, diğeri çok farklı bir stil. Üçüncüsü de kaybeden zaten loserımız, federasyon loserı. Bir enerji eksikliği var, bir hikaye eksikliği olduğu zaten kesin. Bilmiyorum yani, ben yorumlarken enerjim düşüyor çünkü her şey çok kötü, anladınız mı? Yani genel bir değerlendirme yaparız tabii de pay-per-view günü. Beni heyecanlandıran bir şey olmadığı gibi bu feud da aynı şekilde. Evet, normal ince. Abi ya sanırım maçta uyuyacak herhalde, öyle görünüyor maç yani. Abi ne bileyim, hani bir maça Bobby Roode artı Baron Corbin'i eklersen, biliyorsun onun yanına abi sıkıcı bir Ziggler koyarsan, ne bileyim abi ya, çok saçma geldi ama büyük ihtimal Bobby Roode kemeri Royal Rumble alır herhalde, alacaksın yani. Ben Baron Corbin'i kemerini koyarım. Ben Baron Corbin'in burada kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Var bile vermiyorum. Hani yani. Bir de aklıma bir kıyamet senaryosu geliyor. Bu Ziggler en son posta koydu ya. Arkadaşlar ne kadar gömeceğiniz beni yeter diye. İnşallah kemeri almaz. Hani gelmiyor değil aklıma. Hani böyle, çünkü o açıklamayı yaptıktan iki gün sonra Birleşik Devletler kemer maçına dahil oldu. Bir anda çatı fütür. Hani bilmiyorum, korkuyorum. Dinler, sen ne düşünüyorsun? Ben sürpriz yaratmak için Ziggler'ın kemeri alacağını düşünüyorum. Çünkü ya haftalık şovlarda artık kemer kaybetmek, ya kemer el değiştirmesi o kadar alışılageldik bir şey ki. Ya pay-per-view'larda hani şu da almasın denecek, ya mid-card kemeri sonuçta. Yani hani Ziggler'da bir iki haftalığında kemeri tutup daha sonrasında kaybedebilecek bir isim. Ve hani o yüzden sakıncası olmaz diye düşünüyorum Ziggler'ın kemeri almasını yani. Alsın da ayrıca, yani bir hoşluk olur ya. Evet. Var mı başka yorum? Geçeyim mi segmenti? Geç. Evet. Geçiyoruz. Arkalarında Carmella, Lana, Tamina ve Natalya var. Natalya Lumberjack'leri kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Riot Squad'a gömüyor. Carmella işte destek vermeyecek. Yani biz Lumberjack'iz. Uza diyor kısaca. Bu sırada işte Riot Squad'a gömerken arkadan Riot Squad geliyor. Ve Riot Squad'a bu sefer yer çekmeye başlıyor. İşte siz benim canımsınız, kanımsınız falan diye işte Natalya. Bu yılışık iyi rolünü iyi yapıyor. Ondan sonra Ray Natalya kaçıp gidiyor. En son CD, SmackDown Live kadınlarıyla Riot ekibi face to face yapıyor ve orada kameralarımız kapanıyor. Bununla ilgili bir yorum var mı sizce? Riot Squad hakkında ne düşünüyorsunuz? Riot Squad bilemedim. Natalya'dan tiskiniyorum. Natalya'dan tiskinmeyen kalmadı da zaten. Norman? Abi ya bu Riot Squad ne ayak abi, ne bileyim ya. Bir şey diyeceğim. Sarah Logan'ın korunmasından siz bir şey anladınız mı? Açık bir şey anlamadım aslında. Abi ne bileyim. Umarım
Yani bir süre Kemal'e abi ilişmesinler ya. Ve umarım Mehmet'in dediği gibi onlara Carmela getirmiş olsun abi ya. Yoksa başka bir amaçlarını göremiyorum ben şu anda ya onları. Hiçbir şekilde başka ya bir amaçlarını göremiyorum. Ya şey diyeceğim. Abi hani Page'in gelişine tapıyorsun. Rakip i̇şte zaten anlam veremiyorsun. Aynı ekip yani. İşte aynı ekip. Niye aynı ekip işte abi? Zaten bunu Rav'a yaptınız. Niye SmackDown'a aynısını getiriyorsunuz? Siz salak mısınız derler adama ya? Niye? Ki Brent'te Face yok. Bak şu anda ne yapıyor? Sakatlandı senaryosunda çekildi bir kenara. Becky zaten filme gitti, o da yok. Brent'teki tek face kadın Charlotte abi şu anda. Ne kadar mantıklı bu ya? Ne kadar mantıklı yani? Demek ki face turn geliyor ya, sakin. Ki büyük ihtimalle maçtan sonra belirteceğim. Şimdi sırada Charlotte Tamina maçı var. Bence Tamina da face turn yaptı yani. Onu da belirteyim. Sanmıyorum. Geçiyorum segmenti. Geç. Evet. Charlotte Flair, Tamina Sunuka maçındayız. Maç genel olarak bir nasıl derler? Kas gösterisi diyeyim. Aynen. Yani tam doğru tabiri oldu sanırım. Charlotte kaçıyor. Tamina bunu yakalayınca boğazını sıkıyor. Charlotte ikinci sıktığında figure four lock bağlıyor. Tamina hemen pes ediyor. Maçı bırakıyor. Direkt pes ediyor. Ardından Charlotte kazanıyor. Etrafı hemen sarılıyor. Natalya tebrik ediyor. Sonra şey diyor işte, önündeki diz çökmeyeceğim, kemer alacağım falan diyor ve Riot ekibini girişte görürüz. Robbie Riot konuşuyor, Sarah Logan konuşuyor. Liv Morgan da konuşuyor. Tamina Sarah Logan'a girişiyor. Charlotte ringden ayrılırken bu alt kadın, özür dilerim alt kadın demişim, geri kalan tüm kadınlar birbirine giriyor. Böyle bir segmentti. Maçla ilgili bir yorumunuz var mı ki ben burada Tamina'nın face turn yaptığını düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı alayım ve burada sözü ilk Norman Inci'ye veriyorum. Abi umarım hani dediğiniz gibi bir face turn görürüz çünkü harbiden Brent'te Charlotte dışında şu an face kadın yok. Umarım o şey olur ama abi demek istediğim tek şey acaba bu işin sonu nereye bağlanacak? Benim en çok merak ettiğim kısım bu. Sizce işin sonu nereye bağlanır abi? Yani işler Clash of Champions'a halledilir mi yoksa Royal Rumble'a mı sarkar? Yok yani şey... Ben yani sana işler... Sen konuştun abi. Ya işin hani Rumble'a sarkıp da böyle hani şey Rumble'dan birebir maç şeklinde değil. Ya bunların hepsi herkes birbirine dalıyor şu anda ve bunlar en sonunda şeyde bitecek yani. Rumble maçında bitecek. Ben de şunu bir şey yapıyorum. Büyük ihtimalle işin en ucunda bir şekilde ya Absolution vs. Riot Squad'a bağlayacağız. WrestleMania 34'ten bahsediyorum. Ya da bunların altısı bir araya gelecek. 3 Raw 3 SmackDown kadını bir araya gelecek. Bunlar maça girecekler. 6 veya 6 gibi bir maç falan olacak yani. Ben bunların hepsinin senaryosunun bir yerde bağlanacağını düşünüyorum. Dinler buyur. Senin yorumlarını alalım. Yani ya ben Tamina'nın şey yaptığını düşünmüyorum. Yanında hala Lana var. Yani abi böyle hani şey ben şeyimi savunuyorum. Alanımı savunuyorumla face turn yapmak arasında fark var. Yani o yüzden şey Tamina'nın face turn yaptığı düşünmüyorum. Aynı şey yani. Evet Natalya işin içine çekildikten sonra Tamina rakibi olacak şey. Hani bu açık yani hani Charlotte'ın rakibi olacaktır. Burayır. Yani az önce söylediklerimi destekleyen bir maç oldu. Charlotte Flair neden küçük karakter olmayı tercih etmez? Neden bir maçı iki hareketle bitirmeyi konusunda ikna olmaz sözlerini anlayabileceğimiz iyi okunulursa çok anlam çıkarılabilecek. Carmella'nın eğer karşısındaki isim Charlotte Flair olursa neden tutunamayacağını öngörebileceğimiz bir müsabaka oldu. Mehmet Dinler'in az önceki yorumuna da katılıyorum. Bu hengame Royal Rumble'a hazırlanan bir durum ve işin üzücü tarafı aralığın henüz 7'siyken Royal Rumble konuşmaya başlayışımız WWE bir kemer sıkma politikasına gidiyor bildiğiniz üzere. Seneye artık pay-per-view sayıları azalacak. Brand, eğer iki ayrı brandin
kendine ait pay-per-view'ları vardı. Bunlar azalacak ve senaryo olarak çok zengin şeyler izleyemeyeceğiz bu seneki gibi. Tıpkı şu anda Raw SmackDown'un olduğu gibi SmackDown'un güreşçiye bağlı, güreşçi kadrosunun kalitesine bağlı düşük bir senaryo problemi var. Öteki tarafta da Raw'da da iki ay pay-per-view olmadığı için buna bağlı olarak bir senaryo sıkıntıları söz konusu. Nereye gidiyor bu iş bilmiyorum. Fakat WWE nasıl toparlayacak merakla bekliyorum. Zira zaten SmackDown reytingleri de senenin en düşük seviyesine yaklaşmış vaziyette. Mutlaka bir müdahale göreceğiz. Shake Up olur mu Rumble'dan hemen sonra ya da Rumble 2018'in ilk haftası canlı olan şovlarda bilmiyorum. Ama SmackDown ben bundan birkaç ay önceye kadar, birkaç ay değil bundan Survivor serisine kadar, birkaç hafta öncesine kadar SmackDown'un kadrosu çok iyi. Burası fırsatlar diyarı, herkes kendini gösterebilir, yeni nesil jenerasyon güreşçiler falan derken kafamı kaldırdığımda bir fark ettim ki yetenek konusunda problemleri var. Özellikle Jinder Mahal'in en üst seviyesine çıkışıyla yukarıdan aşağıya bir hiyerarşi bozukluğu söz konusu oldu ve SmackDown'ın süper yıldız olarak adlandırabileceğimiz iki tane isminin olduğunu fark ettik. Hatta 1,5. Kim bu isimler? Biri Randy Orton, yarısı da AJ Styles. WWE adına konuşuyorum. WWE'nin süper yıldızları adına konuşuyorum. Bu şovda AJ de yoktu. Kötü bir... Ya ben sürekli şikayet ediyorum bir şeylerden konuştukça da. Özetle aynen Charlotte Flair dediğim gibi. Carmella neden başarısız olacak? Bu maçı, bu öngörüleri, izlenimlere sahip olduk. Evet. Arka alandayız. Kevin Owens ve Sami Zayn var. Daniel Bryan'ı görüyorlar. Owens teşekkür ediyor falan. İşte benim kelepçelerimi çıkartacaksın değil mi falan diye yaparken Kevin Owens'ı kelepçelerle uğurluyoruz. Ringdeyiz. Daniel Bryan'ın güvenlik güçleri var. Owens'ı kilitliyorlar. Gidiyorlar. Ardından Randy Orton geliyor. Maç çok hareketli bir maç. Hani ortaya demir kesme makası falan çıkıyor. Ben en sonunu anlatayım. Kevin Owens makası erişiyor ve kelepçelerden kurtuluyor. Ring kenarına çıkıyor. Orton bunu aşağıya yolluyor. Sonra bunun heel DDT'si var Randy Orton'u. Onu yapıyor. Arka üçün tahtlara başlarken Owens onun dikkatini dağıtıyor. Bu sefer Halloween Kick denerken Randy Orton aşağı yatıyor ve roll up'la maçı kazanıyor. Dinler kızacaksın ama bir sonunu anlatmak istedim çünkü sonu şimdi bağlanacak. Randy Orton kazandığı anda Owens'la Sami Zayn'in giriyorlar, Randy Orton'u dövmeye başlıyorlar. Ya Rabbi vuruyorlar da vur Allah vur, vur Allah vur falan. Bir anda Shinsuke Nakamura'nın müziği çalıyor. Owens ve Zayn'in üstünden geliyor. İkisi sırasıyla, ikisine de RKO ve Kinshasa'larını yapıyorlar. Bunların ikisi ringde haşır olurken arka alana geçiyoruz. İşte asıl bomba burada patlıyor. Diyor ki arka alanda Brian ve Shane'i gördük. Shane bu kadar memnun edici bir bitişi uzun zamandır görmediğini söylüyor. Daniel Bryan da diyor ki intikamını aldın değil mi? Bitti artık falan yapıyor. Shane diyor ki yok daha yeni başladı. Ne bitiyor diyor. Clash of Champions'taki maçta diyor. Maçın ismi tam olarak duyuruluyor. Kevin Owens, Sami Zayn vs. Randy Orton, Shinsuke Nakamura. Bunların özel hakemi Shane McMahon olacak. Ve eğer Kevin Owens'a Sami Zayn kaybederlerse sadece SmackDown'dan değil WWE'den kovulacaklarını belirtiyor. Ardından gidiyor. Daniel Bryan yine nerede bu diye bakıyor arkasından. Şovumuz bu görüntülerle sona eriyor. Evet, ben uzun uzun sorularımı daha sonra soracağım. Şimdi sizden genel olarak bir yorum bekliyorum. Yorum olarak da Randy Orton olduğu için Randy Orton'u en çok seven isim M'ye sözü veriyorum. O kendisini biliyor zaten. Ya bu arada şey çok sürpriz oldu ya değil mi? Nakamura'nın partner olması sen diye. Çok büyük. Sorma, hiç sorma. Direkt cringe yani. Çok inanılmaz ya. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Nasıl olur ya? Hani yani inanamadım Nakamura geldiğinde. John Cena gelse vallahi daha az şaşırdım ha. Abi güreşçi nasıl kullanılmaz? Nakamura ders ya. Gerçekten ders. Herif NXT'de neydi, ne oldu ya?
NXT'deyken ne bekliyorduk adamdan, şimdi ne oldu ya? Olacak iş değil. Gerçekten ben her şeyden şikayet ediyorum ama ya böyle yani ya, yılın sonu bok gibi, affedersin yani. Gür, şimdi şöyle bir durum var. Sen de SmackDown'ın nefretinden yapmıyorsun yani. Demek ki var bir sıkıntı. Sen de nefret ediyorsun yani, değil mi? Ya bilmiyorum. Randy'ye nefretinden yapıyorsun. Hayır. Randy. Şu an tek memnun olduğum isim Randy yani. Düşünün, o kadar berbat durumdayız. Yani neyse. Mehmet Dinler bir şey diyordu, sözünü kestim. Yani şey, burada da herkes hani şeyinin heel turn'ına odaklandı da ben açıkçası Randy'nin heel turn'ına odaklayayım. Yani şeyinin, bilmiyorum ya, heel turn yapsan ya, kendine bunu yapan adamların yanına geçmesinin ne anlamı var yani? Hani basic bir heel turn değil bu. Feud'un birebir içinde zaten. Yani niye yapsın ki diyorum ben. Şey hani yani Randy Orton'da burada heel turn yapabilecek en uygun isim, hani dedi ya Gür'de işte şirkette 1.5 süperstar var diye. Yani ya Randy Orton ve AJ Styles en büyük asetler ve ya ana kemer için karşılaşabilecek en uygun isimler açıkçası. Yani karşılaştıralım o zaman, değil mi? Bu arada bir şey diyoruz da, Shinsuke Nakamura, AJ Styles diye bekliyoruz da, bir sürpriz olup acaba AJ Styles Randy Orton olabilir mi ya, Randy Orton'un heel turn'uyla? Olabilir ya, şey, WrestleMania'ya Nakamura gidebilir ama yani yani şu anda değil, Nakamura'nın tekrar o seviye, bir de AJ Styles'ın karşısına çıkacak seviyede hype yok. Jinder Mahal'in üstesinden gelememiş adam yani. Sonuçta bu var. Bir gerçek. Kaldı ki şöyle bir durum var, onun AJ Styles'ın karşısına çıkacağını düşünürsek Randy Orton'un 2 sene üst üste Royal Rumble'ı kazanması gibi bir gerçek çıkıyor ortaya. Hani bilmiyorum, işte çok sarpı. İşleri çok sarması. WrestleMania'da Nakamura gidebilir. Daha sıza şey de ayrıca yani, WrestleMania'da ana kemer maçına çıkmak için illa Royal Rumble kazanmaya gerek yok. Bir tane ana kemer var bu şirkette. Hani yok, ya Randy Orton niye kazansın? Ne alaka? Ben çok yüksek ihtimal SmackDown'dan kazanılmasını bekliyorum. WWE kemeri için kazanılmasını bekliyorum Royal Rumble'ın. Ben de bu sene yani Reigns'in kazanacağını düşünüyorum ben. Ya yani çok açık ben net ya. Yani. Hadi Reigns kazanacağını düşünüyorum. Reigns kazanıp abi Lesnar'a meydan okuyacak yani. Çok basit bir argüman bence. Yani hep de göstere kazanabilir yani gayet. İnşallah bu kadar inşallah 30. sıradan gelmez. Tek dileğim bu, tamam, ne yapıyorsa yapsın. Çok eğlenirim ben 30'dan yani, gelirse ben çok eğlenirim. 30'dan gelirse artık gel, kendimi gıdıklamaya başlarım herhalde gülmek için. Evet, numarinci. Abi ya nasıl desem. Bu abi ben konuştum, şeye söveceğim abi, yazıklar olsun diyecek, söyleyecek, yazıklar olsun, yeter sal şu adam bana, sal lan yeter, vallahi yeter abi, şu şovu izlerken sövdüm ben abi, bildiğin küfür ettim. Yani abi bu kadar itici bir yönetici daha olamaz abi, bu kadar olamaz yani ya, abi sen komisyonersin ve bu kadar iticisin ya. Yani, diyecek söz yok. Bu arada tabii Kevin Owens'ın ve Sami Zayn'in de o şeyden kurtulma planları güzeldi de, Nakamura'dan gelince dedim tamam dedim, ben dayakacak abi, dayaklarını da yediler, bir de oturdular da. Umarım şu iş Shane McMahon'ın bayağı bir aleyhine sonuçları ya. Tek isteğim bu. Shane böyle bir mors olarak kalsın mı abi? Clash of Champions'a başka bir şey istemiyorum ben şu an. Tek isteğim o. Zaten abi Omos ve Zayn kaybedemeden bu adamı çekete kovamazlar ya. İmkansız yani öyle bir şey. Yok, imkansız abi. İmkansız abi yani. Kevin Omos ve Zayn'i şirkete koyuyorsun abi, direkt kapa yani. Hiç gerek yok, kapa yani. Sizin bekleyin izlemeden kapa. Hadi kapatalım, hadi biz de kapatalım. Hadi kapa. Abi. Kapa. Burak komple kapa. Evet, puanlamalar. Sen yorum yaptın mı son sekmentte? Yaptım yani ben. Ya hareketli bir maçtı. Hatta şöyle diyeyim. Benden tek puan alan segment buydu. 5 üzerinden 1 veriyorum abi. 5 üzerinden 1. Ben de 2 veriyorum ya. Açılış segmenti güzeldi ya. Benden 3 çalışır. Benden 2 gelir ya. Maksimum o da yani. Arkadaşlar Rusev'in hiç mi hatırı yok ya? Zaten onu %2 verdim. Ben de o yüzden verdim. Zaten onu %2 verdim. Diğer çok bildiğin çok şovun diğer yerleri yani. Kaldı ki ben Kevin Owens hayranı biriyim yani. Bol Kevin Owens seyrettim ama yok yani. Adamın gözüyle neyini seyrettim? Ne var oğlum? Kevin Owens gömülse bile Eli Drake'den daha iyi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet.
Ya Allah'ım.